Avrasya Hastanesi çok hassas davrandı bu noktada, evet, hastalarına. Evet. Çünkü tabii, sizin konseyiniz var. Evet. Kalp hastalıklarıyla ilgili kurmuş olduğunuz bir konseyiniz var. Çok evet, önemli hocalarımızın yer aldığı, profesörlerimizin yer aldığı önemli bir konsey. Konseyden evet, de biraz bahsedebilir misiniz? Ya şöyle hocam, aslına bakarsanız kalp damar, kardiyoloji ve kalp damar ünitesi ana binadan diğer bölümlerden ayrı bir bölüm. Burada da sizin de bildiğiniz gibi evet, baştan itibaren öyle kurulmuştu ve bizim ameliyathanemiz, yoğun bakımlarımız diğer genel yoğun bakımdan, genel ameliyathanelerden ayrı bir lokasyon, fiziksel olarak da ayrılmıştır. Özellikle enfeksiyon konusundaki aşırı baştan itibaren olan aşırı duyarlılığımızdan dolayı. Nazokomial enfeksiyonlar dediğimiz hastane enfeksiyonları zaten biz üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesidir. Bizim uygulamamızda kalp timi, kalp ekibi denilen bir sistem var. Şöyle ki gerek kardiyolojik girişimlerde gerekse cerrahi girişimlerde yapılacak olan girişimlerin tümü bir kalp konseyinde görüşülüp karara bağlanıp ondan sonra uygulamaya geçiliyor. Evet. Biz bunu da kalp konseyi adını verdiğimiz bir konseyde tartışıp birlikte karar veriyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Bu oldukça faydalı, yani kalp timi uygulaması hasta açısından bana göre son derece faydalı. Yani önemli olan en bilimsel ve hastaya en faydalı sonucu elde edebilmek, uygulamak evet, ve elde edebilmek. Bunun için de kalp konseyi oldukça faydalı bir uygulama diyebiliriz. Evet, tabii az önce de belirttiğimiz gibi çok önemli sizler gibi hocalarımızın, profesörlerimizin bulunmuş olduğu bu konseyde hastalarımızın rahatsızlıkları değerlendiriliyor. Evet. Orada tabii sizden gibi hocalarımızın yanında işte diyetisyenimizin de olduğu, tabii, farklı evet, alanlardaki doktorların da olduğu bir konsey bu. Evet, kesinlikle. Dahiliyeci evet, arkadaşlarımız oluyor. Katılabilen işte kalple ilgili kardiyoloji, kardiyologlar, kalp damar cerrahları, yoğun bakım sorumlularımız, anestezyoloji, diyetisyen katılıyor. Böyle bir ekip.